Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size oksijensiz solunum ve fermantasyondan bahsedeceğim. Şimdi ilk önce oksijensiz soluma bakalım. Nedir oksijen, neden farklı? Bir kere burada oksijen kullanılmıyor. Hani oksijenli solunumda hatırlayın, son elektron alıcısı oksijendi. Ama burada oksijen kullanılmadığı için tüm basamaklar oksijenli solunumla aynı. Sadece ETS'de, yani elektron taşıma sisteminde, son elektron alıcısı farklı oluyor arkadaşlar. Bunlar İşte nitrit olabilir, nitrat olabilir veya demir olabilir, karbondioksit olabilir arkadaşlar. Son elektron alıcısı farklılaşıyor. O zaman şöyle yazalım oksijensiz solunum için. Şöyle diyeceğiz. Tüm basamaklar oksijenli solunumla aynıdır. Sadece son elektron alıcısı yazalım, oksijen değildir. Nedir peki? SO4, daha sonra NO3, daha sonra F, yani demir ve karbondioksittir arkadaşlar. Karbondioksittir. Bu yüzden son elektron alıcısı farklı olduğu için biz ona oksijensiz solunum diyoruz. Çünkü oksijen kullanılmıyor. Peki oksijensiz solunumu kimler yapar? Oksijensiz solunumu prokaryot canlılar yapar. Prokaryot canlılar yapabilir. Bazı prokaryot canlılar arkadaşlar, tabii ki tamamı değil. Çünkü prokaryotların oksijenli solunum yapanında veya fermantasyon yapanında var. Evet, oksijensiz solunumla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. ETS kullanılır. Bakın, ETS kullanılır ama son elektron alıcısı farklıdır. Onu da yazayım. ETS kullanılır diyelim. Gelelim fermantasyona. Şimdi fermantasyonda oksijensiz solunumda bir farkı var. Yine oksijensiz solunum hani bir çeşididir ama fermantasyonda ETS kullanılmaz arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. ETS kullanılmadan, yani elektron taşıma sistemi kullanılmadan ATP üretilir. Peki nasıl üretiliyor? Burada ATP sadece glikoliz yoluyla üretiliyor. Geriye kalan basamaklarda kesinlikle ATP üretimi yoktur arkadaşlar. Buradaki amaç glikolizin devamlılığını sağlamaktır. Bakın, amacı yazalım. Amaç glikolizin devamlılığını sağlamaktır. Bunu nasıl yapacak peki? Nadaşlar vardı ya hani, nadaşları sürekli kullanırsak ne olacak? Bir süre sonra bitecek. Dolayısıyla biz o nadaşlardaki hidrojenleri ayırmamız lazım. İşte fermantasyon yoluyla bunu yapıyoruz. Nasıl? Bizim tabi vücudumuzdaki bazı hücreler de yapıyor bunu, fermantasyonu. Laktik asit fermantasyonu yapıyoruz mesela, birazdan anlatacağım. Arkadaşlar, bizler nadaşlardaki hidrojenleri ayırıyoruz. Natları serbest bırakıyoruz ve tekrardan glikolizin devamlılığını sağlıyoruz. Hem kısaca iki tane ATP üretiyoruz, hem de glikolizin devamlılığını sağlayarak solunumu kesmemiş oluyoruz. Arkadaşlar, fermantasyon prokaryotlarda da ökaryotlarda da sitoplazmada gerçekleşir. Bunu da yazalım. Prokaryot ve ökaryotlarda sitoplazmada gerçekleşir. Yani tüm canlılarda aslında nerede gerçekleşiyor fermantasyon? Sitoplazmada gerçekleşiyor. Fermantasyonun iki çeşidi vardır arkadaşlar. Bunlar laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu. Şöyle ayırıyorum ikiye, bakın. Birini şuraya yazalım. Etil alkol fermantasyonu. Şuraya da yazalım. Laktik asit fermantasyonu. Evet, bunları kısaca açıklayalım. Farklarını da söyleyelim arkadaşlar. İlk önce olayın nasıl olduğunu anlatayım ben size. Daha sonra ise nerelerde gerçekleşiyor, kimler yapabiliyor, bundan bahsedelim. Şimdi etil alkol fermantasyonunda bir kere glikoz molekülü, bakın şöyle, glikoz molekülü glikoliz yoluyla ne üretiliyordu? İki tane pirvik asit, değil mi? Pirvik asit. Şimdi biz bu etil alkol fermantasyonunda, bakın, glikoliz yolunda ne üretiyoruz? Şurada arkadaşlar, iki tane
Net olarak bakın, net olarak yazıyorum. 2 tane ATP, daha sonra 2 tane de NADH üretiyoruz. 2 tane NADH üretilir. Daha sonra bu NADH'lar bir sonraki evrelerde tekrardan geri dönüştürülecek. Evet, pürivik asit oluşturduk. Pürivik asit 3 karbonluydu. Daha sonra arkadaşlar biz bunu 2 karbonlu olan etil alkole dönüştüreceğiz. Etil alkol 2 karbonludur. İlk önce ara bir bileşik oluşturuyoruz. Bu ara bileşik asetaldehittir. Asetaldehit. Asetaldehit 2 karbonlu bir bileşiktir arkadaşlar. Ara birleşiktir. Daha sonra ise ne yapıyoruz? 2 tane etil alkol üretiyoruz. Bakın biz yapmıyoruz tabii. Ben bunu böyle yapıyoruz, ediyoruz gibi söylüyorum ama ileride bitkiyi de böyle bu şekilde yapıyoruz, ediyoruz diye söyleyeceğim. Tabii ki anlatım daha kolaylaşsın diye öyle söylüyorum. Daha sonra peki ne olacak burada? Arkadaşlar bakın 3 karbondan 2 karbona düştü. O zaman burada bir karbondioksit çıkışı var mı? 2 tane karbondioksit çıkışı vardır. Daha sonra burada bizim NADH'larda bulunan hidrojenleri asetaldehite bağlayarak etil alkol oluşturuyoruz. Dolayısıyla NAD'ı serbest bırakmış oluyoruz. O zaman 2 tane NADH'dan 2 tane NAD üretmiş oluyoruz ve glikolizin devamlılığı için NAD'lar serbest kalmış oluyor. Peki bunu kim yapıyor? Arkadaşlar bunu birçok bakteri yapar. Daha sonra bazı maya mantarları yaparlar. Bitki hücrelerinin bazılarında görülebilir. Yine aynı şekilde dediğim gibi etil alkol fermantasyonu bu şekildedir. Yazalım o zaman kimin yaptığını. Bazı bakteriler, mantarlar. Mantarlar dediğimizde maya mantarları tabii ki yapıyorlar. Daha sonra bazı bitkiler yapar. Peki burada son elektron alıcısı nedir? Son elektron alıcısı asetaldehittir arkadaşlar. Bu son elektron alıcılarını sorarlar mutlaka. Asetaldehittir. Kesinlikle unutmayalım, asetaldehit. Evet. Bu şekilde son elektron alıcısını söylemiş olduk. Peki etil alkol fermantasyonu ne yapıyor? Etil alkol fermantasyonu biz günlük yaşantımızda kullanıyoruz. Turşu yapımında, sirke yapımında, daha sonra hamurun mayalanmasında kullanıyoruz arkadaşlar günlük yaşamda. Gelelim laktik asit fermantasyonuna. Bu fermantasyonu bizler kendi vücudumuzda gerçekleştiriyor. Şöyle yine glikoliz evresiyle başlayacağız. Glikoz molekülü ilk önce 2 tane pürivik asite dönüşecek. Pürivik asit yine 3 karbonlu. Daha sonra da arkadaşlar 2 tane laktik asite dönüşecek. Laktik asit. Laktik asit de yine 3 karbonlu. O zaman burada karbon kaybı yoksa karbondioksit çıkışı da yoktur. Bunu da atlamayalım. Ne yapacağız? Yine glikoliz evresinde bakın. Glikozun pürivik asite çevrildiği evrede yine net olarak 2 tane ATP üreteceğiz. Ve ayrıca 2 tane de NADH üreteceğiz. Amacımız ne? Amacımız NADH'lardaki hidrojenleri serbest bırakmak. İşte burada arkadaşlar NADH'lardaki hidrojenler pürivik asite bağlanır ve laktik asit oluşturulur. O zaman yazıyoruz hemen burada. Şöyle yeşille yazayım bunu da. Yine 2 tane NADH'daki hidrojenler pürivik asite bağlanıyor ve laktik asit üretiliyor. NAD'larda serbest kalmış oluyorlar. Buradaki son elektron alıcısı pürivik asittir arkadaşlar. Bunu da yine yazalım. Bakın son elektron alıcısı pürivik asittir. Pürivik asittir. Peki kimde görülür? Arkadaşlar bu olay bazı bakterilerde, mesela yoğurt bakterilerinde, yine omurgalıların çizgili kas hücrelerinde görülür. Bazı bakteriler ve omurgalıların çizgili kas hücrelerinde görülür arkadaşlar. Şimdi bizler çizgili kaslarımızda bu laktik asit üretildiği zaman bu laktik asit kana karışıyor ve arkadaşlar bir kısmı karaciğere giderek orada tekrardan pürivik asite dönüştürülebiliyor.
Bir kısmı da şimdi kana karıştı ya, karaciğere gidene kadar ne yapacak? Beyne gidecek. Beyinde uyku ve yorgunluk bölgesini uyararak bizim işte kaslarımızda ağrı, uyku ve yorgunluk oluşturuyor. İşte bizim fermantasyon dediğimiz olayımız bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyonu anlatmış olduk. Şimdi bir de besinlerin oksijenli solunuma ya da şöyle diyeyim, besinlerin solunuma katılma yolları diyelim. Ve bunu yine şematik halinde gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben kısaca çizdim şöyle. Size göstermek istiyorum. Bakın karbonhidratlardan başlayalım. Zaten bizim anlattığımız basamaklar karbonhidratlara göre, yani glikoza göre. Karbonhidratların yapı taşı nedir? Glikoz. Glikoz glikoliz evresiyle nereye kadar parçalanıyor? Bakın pirivata kadar parçalanır. Şuradaki evre glikoliz evresidir. Daha sonra ise asetil koenzima ve sitrik asit döngüsüyle birlikte artık ETS'ye gider. Gelelim diğer moleküllere. Mesela proteinler. Proteinler amino asit, yapı taşları amino asitler. Ve bu amino asitler arkadaşlar ne olacak? Arada bizim böcüğün sesleri gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet, proteinler amino asitlere dönüşüyorlar. Yapı taşları amino asitte. Peki amino asit hangi yolla katılıyor? Amino asit glikoliz yoluyla ilk önce pirivata dönüşür. Daha sonra asetilkoenzimaya dönüşür. Sonra da sitrik asit döngüsüne katılır. Peki amino asitlerin yapısında ne vardı? Azot vardı. Bu azot ne olacak arkadaşlar? Amonya dönüşecek. Yani burada bir NH3 oluşumu gerçekleşir. Amonyak oluşur. Şöyle yazayım amonyak diye. Gelelim yağlara. Arkadaşlar yağlar iki molekülden oluşuyordu. Gliserol ve yağ asidi olarak. Gliserol buradaki 3 karbonlu olan gliseraldehite dönüşür. Yağ asidi ise piruvata dönüşür. Yine glikoliz yoluyla piruvata dönüşüyor. Daha sonra ise gerçekleştirdiği basamaklar nedir? Yine asetil koenzim A ve sitrik asit döngüsüdür. İşte bu şekilde besinler solunuma bu yollarla katılıyor arkadaşlar. Bununla ilgili karşınıza belki soru çıkabilir. Evet, biz hücresel solunumu anlatmış olduk, bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda bununla ilgili soru çözümü yapacağım. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümü yapın, ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.